Bugün bayramın birinci günü sizlere bir fındık bahçesinden sesleniyorum. Bugün bayram. Ancak fındık emekçisi için bugün bayram değil, dram. Fındık Türkiye'nin birinci ihracat kalemidir ve hükümetin fındık politikası tüm tarıma bakış açısını gösterir. Ve fındıkta hükümetin Türkiye'yi getirdiği yer uluslararası bir soygun düzenidir. Fındıkta çalınan fındık üreticisinin alın teridir. Türk halkının emeğidir. Her gün, her ay arka arkaya birçok algı operasyonları yapıldı. Geçtiğimiz aylarda arka arkaya don olayları oldu. Fakat ne dediler? Don fındığa iyi gelir. Bakın, tutun şu dalı bakalım. Don fındığa iyi mi gelmiş? Her dalda bir iki tane fındıktan başka yok. Şimdi bu tutmadı. Ne oldu? Daha sonra efendim ticaret, ihracat azaldı. İşte ben size ihracat kalemlerini çıkarttım. Bir önceki yıla göre ihracat şu anda tamamen aynıdır. İşte burada 216 bin ton. Şu an itibariyle bir önceki yılla tamamen aynıdır. Ve bu bir ay gecikmeye rağmen böyledir. Yani bu yıl belki daha da iyi olacak. İhracatta azalma yok. Don fındığı vurdu. Şu anda %30'la %50 arasında rekolte azalması var. Fındık için bütün her şey uygun. Fiyat yukarı gitmesi gerekirken fındık aşağı gidiyor. Şu anda bölgede fındık işleyen fabrikalarda 400 kalem girdi var. Dolar almış başını gitmiş. Bütün kalemler %25 zam görmüş. Fiyatı geri gelen tek ham madde fındık. Dolar ileri gidiyor, fındık aşağı iniyor. Fındık taban fiyatı verildiğinde 22,5 lira dendiğinde dolar kurunu bugün hesap edin, fındık bugün 26,5 olması lazım. 4 lira artmış ancak fındık 2 lira aşağı gelmiş. Fındık da, fındık emekçisi de bu ülkede hükümetten zulüm görmektedir. Ve hatta yerli sanayi kartel hükümet işbirliğiyle boğazlanmaktadır. Siz bu millete düşman mısınız? Başka ülkelerde hükümetler kendi tarım ürünlerini desteklemek için üreticiye destek veriyorlar. Türkiye'de ise bir numaralı tarım ürünü destek yerine hükümetten ihanet görmektedir. Tarım Bakanı, sen bu ülkenin tarım bakanı mısın, İtalya'nın tarım bakanı mısın? TMO bile üreticiden ucuz aldığı fındığı pahalıya satarak üretici üzerinden kar yapıyor. Her yeri destekliyor, fındığa gelince destek vermiyor. Devlet fındıktan aldığı karı üreticiye dağıtmak yerine üreticiyi boğazlayan, yerli sanayiyi boğazlayan kartele veriyor. Düzce örneğinde 600 milyon lirayı bu uluslararası kartele peşkeş çektiler. Genel ahval 100 sene önceki gibidir. Lozan Anlaşması'yla kaldırılan kapitülasyonlar bu uluslararası kartele fındıkta tekrar verilmiştir. Kartel TMO'da, Rekabet Kurulu'nda, devletin bütün birimlerinde, ihracatçı birliklerinde, fındık bahçelerine kadar her yerde vardır. Adeta bütün sanayisi dağıtılmış, bütün bahçelerine girilmiş, memleketin her tarafı kartel tarafından bir fil işgal edilmiştir. Ve bundan daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta ihanet içindedir. Tarım Bakanı ihanet içindedir. TMO ihanet içindedir. Rekabet Kurulu ihanet içindedir. Yerli işbirlikçi taşeronlar ihanet içindedir. Üreticiye parmak sallayıp tehdit eden iktidar partisinin il başkanları ihanet içindedir. Olan biteni seyreden, ses çıkartmayan iktidar partisi milletvekilleri ihanet içindedir. Ve balık baştan kokar, bizzat iyi Sayın Erdoğan uluslararası fındık karteline destek verip kolaylayıcısıdır. Ama yine 100 sene önce olduğu gibi bu ihanet şebekesinden de, bu kan emicilerden de milleti ve makus talihini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.